İzmir'den takip ediyor İklim Bulut seçimleri. Fatih Çakmak görüntüleriyle şimdi İzmir'den seçim gününe özel görüntüler geliyor ekranlarınıza. Neler gözlemledin bu saate kadar? İklim senden dinleyelim. Nasıl bir atmosfer var İzmir'de? Hava nasıl bu arada? Evet. Öncelikle yayınlar alev Olgay. Hava çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Adeta bahar geldiğinde aktarabiliriz sizlere İzmir'den. Evet, bugün saat 8'i gösterdiğinde milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. 28. dönem milletvekili seçmek için ve 13. Cumhurbaşkanı seçmek için milyonlar bugün sandık başındaydı. Biz de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'la beraber şu anda Atatürk Lisesi'nden aktarıyoruz sizlere. Evet, gözlemlerimi sordunuz. Öncelikle şunu aktarmak istiyorum. Kalabalık her geçen saat giderek artıyor. Her sandık başında uzun metrelerce kuyrukları olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Çakmak da size şimdi bahçeden aktarıyoruz size. Çünkü artık içeri koridora girebilmemiz tripodla kamerayla çok da mümkün değil. Çünkü adım atmak mümkün değil. O yüzden hem bahçeden aktaralım istedik sizlere. Bahçeden de şu görüntüleri size göstermek ve aktarmak istiyorum. Hiçbir şekilde genç, yaşlı herkes şu an oy kullanmak için burada. Tekerlekli sandalyesiyle gelenler, bebek arabasıyla gelenler, köpekleriyle gelenler mevcut şu anda. Fatih Çakmak sizlere gösteriyor şu an. Bahçede de bir hanımefendi var. Tekerlekli sandalyesiyle geldi. Ama aktardığım gibi inanılmaz bir kalabalık var içeride. Çok içeri girmek mümkün değil. Bastonuyla şuna şahit olduk. Bazı yurttaşların ayakta durmakta güçlük çekiyor, bastonuyla gelmişler. Ama ona rağmen biraz sohbet ettiğimizde bir hakları olduğunu, vatandaşlık görevi olduğu için oy kullanmak istediklerini ve bu sebepten dolayı da bugün buraya geldiklerini bizlere aktardılar. Çok ciddi bir kalabalık var. Hava çok güzel. Tekrar altını çiziyoruz. Baharın geldiğini söylemek mümkün. Bir demokrasi şöleni yaşanıyor şu anda. Özellikle İzmir'de diğer okullardan aldığımız bilgi lerde de çoğu okulda bu yoğunluğun yaşandığını da aldığımız bilgiler ışığında söylemek mümkün. Bir önceki yayınımızda şunu aktarmıştık. Tekrar altını çizmek istiyorum. 18'de başladığı oy kullanma işlemi 17'de sona ereceğini tekrar altını çizmek çok önemli. Çünkü 17'den sonra oy kullanma işlemi gerçekleştiremeyecekler yurttaşlar. Sadece 17 itibariyle kapıda olan yurttaşlar kimliklerini sandık görevlerine teslim edip bu şekilde oylarını kullanabilme haklarına sahip olacaklar. Tekrar Fatih'ten rica edeceğim. Şu an yanında bir yurttaşımız daha içeriye oy kullanmak için gidiyor. Görüyorsunuz bebek arabasıyla gelenler, bastonuyla, tekerlekli sandalyesiyle gelenler. Okulun bahçesinden sizlere aktarıyorsunuz. Genç yaşta herkes oy kullanmak için, vatandaşlık görevini yerine getirmek için okullara adeta akın ettiler. 17'ye kadar da oylarını kullanabilecekler. Bizim şu an için gözlemlerimiz bu kadar. Tabii ki oy kullanma süresince tekrardan sizlere bu süreci, oy kullanma işlemini aktarmaya devam edeceğiz Alev Olgay. İklim Bulut, aktardığın bilgiler için çok teşekkür ederiz. Orada emek veren arkadaşımız Fatih Çakmak'a da görüntüler için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bağlanacağız İzmir'e. İzmir'de hava güzel dedi İklim. Peki...